bunlar aklıma gelir miydi? Öleceğim aklıma gelirdi, geliyordu. Ama bu işleri başımıza geleceği aklıma gelmiyor. Elma seyretme, elma toplama, ağaç budama, farklı işler. Peyzajda çalıştım. 13 ay kadar inşaatta çalıştım. Çok farklı işler yapıyoruz. Yani öğretmenlik dışında her şeyi yapıyoruz. Öğretmen olduğumu unutursam daha rahat edeceğimi düşünüyorum. Ve böyle çalışırken üzülmeyeceğimi düşünüyorum. Bunu da yapmaya gayret ediyorum. Ama uzaklardan okul zili duyduğumda o beni çok etkiliyor. Bu süreçte çevresindeki KHK'lıları en çok şikayet edenler Muhafazakar Camia'dan çıkmıştı. 17 yıllık öğretmenlik hayatım ve idarecilik hayatım ve buna şahit olanlar şunu bilirler. Şükrü Koca devlet malını kullanırken çok hassastır. Eşim, evdeki insanlar bundan rahatsız olurdu. Bizim kurbanı koyuyorsun, başka yere gidiyorsun diye. O 2016 öncesindeki insanlar bana itimat ettikleri, beni doğru ve dürüst gördükleri için bunu yapıyorlardı. 2016 Temmuz'undan sonra Kurban Bayramı'nda beni hiç kimse kurban kesmeye çağırmadı. Buna tek sevinen oldu, eşim sevindi. ...1976 Burdur Öğrenciköy'ü doğumluyum. 4 kardeşiz. Bu süreç öncesinde dördümüz öğretmen olarak görev yapıyorduk. Üçümüz milli eğitimde, 3 kardeş, 3 erkek kardeş, kız kardeşimiz de özel okulda öğretmen idi. Bu süreçten sonra 4 kardeşin 3'ü devlet tarafından terörist ilan edildi. Ve o süreçten sonra da hepimizin hayatları alt üst oldu. 1999 yılında Urfa Sivere'ye ilk sınıf öğretmeni olarak atandım. Daha sonra kendi branşım olan tarih öğretmenliğine geçtim. Ve 2016 yılına kadar da 17 yıl öğretmenlik yaptım. İhraç olduğumda Isparta Merkez'e müdür baş yardımcılığı yapıyor idim. 15 Temmuz gerçekleşince göreve pazartesi geri döndüm. 4 gün sonra da açığa alındım. Ve ilk kararname ile 2 Eylül 2016 tarihinde de ihraç oldu. Sendika ve 2008 yılında açılmış banka hesabında toplam 33 gün para kalması. Tabii bu ikisinden dolayı açığa alındım. Arkasından da suç isnat edebilmek amacıyla bütün KHK'larla atılan herkesin konuşmalarım, onlarla görüşmelerim, her şey bu işin içine dahil edildi. 15 yıl önce tanıdığım ve bir daha görüşmediğim bir arkadaşımla mesajlaştım diye mahrem imamla irtibat sağlandı diye suçlandım. 2015 yılında tanıştığım ve arıcılık üzerinden şu anda arıcılık yapıyorum. Tanıştığım bir arkadaşım çatı davasına yargılandı diye çatı davası ile irtibat gösterildi. Üzerimde 8 tane farklı hat kullandım diye suçlandım. O da nasıl? Eskiden Aysel diye bir operatör vardı. Öğretmenlere 5 kişiye kadar o hat alma imkanı veriyordu ve bunların arasındaki iletişimi de bedava sağlıyordu. Bu dönemde ben eşime, eşim de öğretmen, kayınvalideme, baldızıma, babama, kendime 5 tane hat aldım. Daha sonraki dönemde de çocuklarıma da hatlar almıştım. Mahkeme bana bu 8 tane hattı gizli görüşmeleri yapabilmek amacıyla aldığımı iddia etti. ve iddiaları şuydu: FETÖ üyeleri kendi kimliğini gizlemek amacıyla sık sık hat değiştirirmiş. Oysa 2003 yılından itibaren benim kullandığım hat hep aynı hattı. Mahkeme hiç beni suçladığı konularda araştırma ihtiyacı hissetmemişti. Herhangi bir yerden bir delil gibi kendilerine uygun bir şey bulduysalar doğru olup olmadığına bakmamışlardı. Hakkımda bir tane tanık vardı. Ben Isparta'ya bağlı Aksu ilçesi var. Orada 2,5 yıl çalıştım. İkametim Isparta merkezli. Her gün gittim geldim. Hiçbir gün Isparta'da kalmamıştım. Oradan bir tanesi bana demiş ki bu cemaat üyesidir dedi. Polis sorgusunda bunu böyle söylemiş. Mahkemeye bağlandığında bu ifadesinin kendisine ait olmadığını, kendisine baskı yaptıklarını, o gün ne ifade verdiğini hatırlamadığını, psikolojik ve fiziksel baskıya uğradığını söyledi ve beni de tanımadığını söyledi. Buna rağmen mahkemede o kişinin benim hakkımdaki cemaat üyesidir, başka bir lafı yoktu, suç olarak kabul edildi. Isparta Ağır Ceza Mahkemesi bana 2 yıl 1 ay ceza verdi. Bölge istinafta bu cezama 6 yıl 3 aya çıkardı. Burada bir şeye değinmek istiyorum. Bu mahkeme süreçlerinde bizim yaptığımız savunmaların hiçbir önemi yok. Doğru söylediğimizin de önemi yok. Onların ne söyledikleri önemli. Şimdi mahkemede o kadar ilginç şeyler geliyor ki, mesela 33 gün param kalmış. 2008 yılında açmışım hesabı. Ev almışım başka bankadan kredi çekmişim. Araba almışım başka bankadan kredi çekmişim. Ve birikimlerimizi de başka bir bankada biriktiriyoruz. Ay ay bunu da gösteriyorum. 33 gün paradan dolayı beni suçlu saydılar. Suç sebebi de şu: 2014 yılının Eylül ayının başında Akit gazetesinde bir haber çıkmış. Fethullah Gülen bankaya para yatırın diye. Ben de ona uyarak 2014 yılının Eylül'ün 15'inde buraya para yatırmışım. Ekim'in 18'inde de param burada harcanılmış. Bu fatura ödemelerimi yapmışım. Bunun başka sebepleri de vardı da onun detayına burada girmek istemiyorum. Bir de sendikaya, sadece sendikaya üye olan İnsanlar görevlerinden atılmadılar. Mahkemelerde bizimle ilgili iddialar çok komik, gerçeği yansıtmayan şeyler de olabiliyordu. Biraz önce de söylediğim gibi sadece bir tane bankanız ve sendikanız varsa ihraç olmuyor idiniz. Ama banka, sendika ikisi bir arada varsa ihraç sebebi sayılıyordu. Ben de mahkemede bunu belirtmek amacıyla mahkeme heyetine şunu söylemiştim. Biz çocukken 3 kornerden bir penaltı icat ederdik. Sayın savcı suç olmayan 3 tane şeyi bir araya getirmiş ve benim için bir suça isnat etmiş demiştim. Gerçekten de bizim gibi KHK'lılara suç olmayan şeyler suç olarak isnat edildi. Ben bankada 33 gün param kaldı diye ihraç sebebi sayıldı. Kendi komşum var. Yıllarca bankada idarecilik yaptı. 2016'da da bir bankada müdürüydü. Ama bu adam hakkında hiçbir soruşturma açılmadı. Bankasya'nın tepe noktalarında da belli insanlar halen farklı görevlerde ve önemli görevlerde Cumhurbaşkanı tarafından atanıyorlar ve görev yapıyorlar. Mahkeme safhatına geri dönecek olursam, bana Vailok kullandınız mı diye sorulmuştu polis sorgusunda. Ben de kullanmadığımı söyledim. Hangi kullandınız? WhatsApp ve Viber diye kullandığım bir program var dedim. Mahkemede suç isnadı olarak FETÖ üyeleri gizli görüşmeler yapmak amacıyla bu tür programlar kullanılmış. WhatsApp ve Viber kullandığım için de gerekçe olarak, cezama gerekçe olarak gösterildi ve suçlandı. Türk tarihi açısından zor günler benim için değil, mahkemeler için öyle. Ben darbe olduktan sonra kendi kendime ve arkadaşlarıma şunu söylüyordum: İki görevi yapmadığım için çok memnunum. Bir tanesi asker ve polis, Bir diğeri de adliyedeki savcı ve hakim olmadığım için çok memnunum diyordum. Sebebi de şu: bizi yargılayan insanlar bugün ne kanunda ne geçmişteki kanunda suç isnat edilebilecek hiçbir şey yokken bize suç verdiler. Kendi evlatlarına ileride utanılacak, başlarını yere eğecek bir miras bırakıyorlar. O gün mahkemede savcı heyetine ve hakim heyetine dönerek şunu söylemiştim. Bugünün bağımsız mahkemeleri ya da Türkiye'nin bağımsız mahkemeleri ya bugün ya da daha sonra benim suçsuzluğumu kabul edecek. Niye bu kadar kesin konuşuyorsunuz diyorsanız, ben kendimi biliyorum. Ben suç işlemedim. Bu 17 yıllık öğretmenliğimin büyük bir bölümünde idarecilik yaptım. Devletin 1 lirasını kendim için kullanmadım. Bulunduğum okullarda telefonumu tüm okul işleri için kullandım. Ama telefonumu okulumda şarj etmedim. Ben bu devletin fotokopi makinesinde fotokopi çektiysem ücretini okul aile birliğinde topladığımız yere bıraktım. İdareci olduğum için bunu kimse bilmez, kendim bilirim. Kolay kolay özel işlerimde de okulun işlerini kullanmamıştım. İdareci olmamdaki asıl gaye de kurumlarda devletin parasını, bazı kurumlarda, hepsini kastederek söylemiyorum, düzgün kullanmadığını gördüğümden dolayı idareci olmuştum. 17 yıllık öğretmenlik hayatım ve idarecilik hayatım ve buna şahit olanlar şunu bilirler: Şükrü Koca devlet malını kullanırken çok hassastır. Özel işlerimde kolay kolay tartışmaya girmem ama ihalelerde ben çok tavizsizdim. Çok ihalelerde, Aksu gibi yerlerde ihaleden dolayı çok sıkıntılar çektim. Ama devletin 1 lirasını başkalarına yedirmemek için bunları yapmıştım. Süreç beni ve bizi nasıl etkiledi? 2016 yılından önce idareci olmamdan dolayı bir bayramda 300-400 tane SMS gönderiyor ve 300-400 tane de SMS alıyor idim. Bunların hepsi arkamdan bana suç olarak geldi. Bu görüştüklerim, SMS gelenler, KHK'lı olanlar benim suç listemi kabartmış oldu. Ama 2016 15 Temmuz'undan sonra bayramlarda bana 5 tane mesaj gelmedi. Ben İmam Hatip mezunuyum. 17-18 yaşından sonra kendi köyümde bana itimat ederler, severler. Ya belki ağzı dualı ya da kendilerine göre hoca olarak gördüklerinden dolayı kurbanlarını benim çalmamı isterlerdi. Kurban günü ben 2016 Temmuz'una kadar köydeki birçok kurbanı, belki 1/3 kurbanı ben keserdim. Eşim, evdeki insanlar bundan rahatsız olurdu. Bizim kurbanı koyuyorsun, başka yere gidiyorsun diye. Bunları yaparken şunu da söyleyeyim: bugüne kadar hiç kimseden kurban kesim için ücret almadım. O 2016 öncesindeki insanlar bana itimat ettikleri, beni doğru ve dürüst gördükleri için bunu yapıyorlardı. Ama 2016 Temmuz'undan sonra Kurban Bayramı'nda beni hiç kimse kurban kesmeye çağırmadı. Buna tek sevinen oldu, eşim sevindi. Ancak benim burada bir üzüntüm ve milletime bir küskünlüğüm var. Şükrü Koca'yı ya da benim gibi KHK'lıları hepiniz tanıyorsunuz. Hayatı boyunca bir yalanına şahit olmamışsınız. Televizyonda çıkan ve tamamını kötüleyen bir şeyden dolayı çok iyi bildiğiniz insanlara niye böyle mesafe koyuyorsunuz? Ben öğretmenlik hayatımda ya da kendi hayatımın gayesi şuydu: ben bir çocuk doğduğunda duam, başka dua da bilmiyormuşum, onu fark ettim. Vatana, millete hayırlı bir evlat olsun. Düşündüm, benim bunun dışında hiçbir çocuğa ettiğim başka bir dua yokmuş. Ben vatan ve millet sevgisiyle yoğrulmuşum. Tarih öğretmeniyim. Bu millet ve bu devlet geçmişte çok büyük işler başardı. Daha büyük işler başaracak diye düşünüyor. Ve bu hedefim ve bu gayem için hayatımda mücadele ediyor idim. Ama 15 Temmuz bana bir şey öğretti. Arkadaşlarımın ve benim tanıyanların %80'i televizyondan duyduğu yalanlardan dolayı bana mesafe koymuşlardı. Ve şu kanaata vardım. Başkalarının yalanlarına inanarak çok iyi tanıdıkları insanlara mesafe koyan insanlar gelecekte büyük işler başaramazlar. Ve bir şey daha, benim vatan ve millet sevgimi bu olaylar çaldı. Şimdi tek bakmadan şu kaldı. Koy abi sen oraya, şey yapalım. Tamam, bakayım. Evet Ömer Bey, ne yapacağız? Ana arı dediniz az önce. Ne bu ana arı? Biz saf bir ana arı aldık. Saf ana arıdan F1 dediğimiz birinci derece kırma ana arılar üretiyoruz. Şu aşamada çok satacak kadar üretemesek de en azından kendi analarımızı karnıyol kırmasına çevirerek arılarımız hem sakin oluyor hem bal verimi, yavru atımı daha güzel oluyor. Arıcılığı bilenler bilir. Genç anayla çalışmak her zaman avantajdır. Evet, hayatımın gayesi vatana ve millete hizmet etmekti. 15 Temmuz benim bu sevgimi çaldı. Hukuksuzluklar çaldı. Anayasada çok açıktı. Bir kanun kişinin aleyhine geriye doğru işleyemezdi. 2016'da kapatılan kurumlarda geriye dönük kimler hizmet aldıysa hepsi cezalandırıldı. Ve bunlar tabii ki bizim içimizde yaralar oluşturdu. Biz en genç larvayı bularak o aparatların içerisine transfer ediyoruz. Transfer ettiğimiz o yeni transfer ettiğimiz genç larvayı da anasız bir kovana vererek ana oluşturması için, arıların süt dökmesi için oraya veriyoruz. Çiftçi bir ailenin çocuğuyum. Yazları hep çalıştım. Öğretmen oluncaya kadar, hatta evleninceye kadar her yaz köyde çalıştım. O nedenle uzak değildim. Hemen ihraç olduktan sonra Isparta merkezde ikamet ediyorum. Isparta'da meyvecilik çok fazla. Elma toplamaya başladık. Hiç budacılık bilmezdim. Ağaç budamasını öğrendim. Bu süreçte ben bir şey de anlatayım. Bu süreçte iş bulmak için böyle koşturuyoruz. Bir Diyanet personeli vardı. Ve dedi ki ben size yardımcı olacağım. O çok sevindik. Herkesin bize dönüp selam vermediği 15 Temmuz sonrası ilk defa birisi çıkıyor, bize yardımcı olacağını söylüyordu. O nedenle 5-6 tane arkadaş bu kişiyle irtibata geçtik. Bu Diyanet'ten emekli bir kişiydi. Ve Ensar Muhacir yardımlaşmasından bahsediyordu. Nasıl yardımcı olacaksın? Size budamayı öğreteceğim, ağaç budamayı öğreteceğim. Çok güzel. Evet, nasıl olacak bu iş? Siz 3 yevmiyenizi bize vereceksiniz. Ben size bu işi öğreteceğim. Biz de hiç kimsenin yardım etmediği bir dönemde böyle bir şeyi duyunca çok sevindik. İşe başladık. Daha sonraki dönemde öğrendik ki Isparta tarihinde yeni öğrenenler hiç 3 yevmiyeyi vermezlermiş. Ya da yevmiye vermezlermiş. O dönemde bize yardım ediyor gözükenler bile bizim üzerimizden paralar kazanmaya çalıştı. Ama ben 2005 yılından itibaren hobi olarak arıcılık yapıyor idim. Kendi yiyeceğim bal üretmeye gayret ediyordum. Bu süreçte bu hobim ve bu bilgi birikimi benim için bir fırsat oldu. Arıcılığımı ilerletmeye çalıştım. Ve şu anda 40-50 kadar bir koanla arıcılık yapıyorum. Bunun dışında mevsimlik işlere gidiyorum. Burada kiraz toplama, gül toplama, elma seyretme, elma toplama, ağaç budama ya da farklı işler. Peyzajda çalıştım. 13 ay kadar inşaatta çalıştım. Çok farklı işler yapıyoruz. Yani öğretmenlik dışında her şeyi yapıyoruz. Öğretmenlikle alakalı da şunu söylemek isterim. İnsanlar televizyonlardan duyduklarına o kadar inanmışlar ki bu milletin bizden öğreneceği bir şey yok diye düşünüyorum bazen. Çünkü dini noktada bir kişiyi belli bir şekilde uyardığımda bakıyorum dinlenilmiyor. İmam Hatip mezun olduğum için yanlış yapılanları söylediğimde bile bizim hakkımızda o kadar çok kötü konuşmalar, adam bizi Müslüman bile görmüyor diye herhalde diye düşünüyorum. O nedenle çok fazla bizden bir şey beklemiyor. Onu fark ettim ama öğretmenlik içimizde olunca bundan vazgeçemiyoruz herhalde. Koca Arıcı diye bir YouTube kanalım var. Arıcılıkla ilgili birçok video olmasına rağmen burada kendimce önemli olan arıcılık adına videolar çekiyorum. Yine insanlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Çevremde WhatsApp grupları var. Arkadaşlara bu bilgilerimi paylaşarak onların arıcılık bilgilerini geliştirmeye, onlara faydalı olmaya çalışıyorum. Şimdi ben bu sürecin bir şeyi var. Beni esprisi kendimi motive etmek için öğretmen olduğumu unutursam daha rahat edeceğimi düşünüyorum. Ve böyle çalışırken üzülmeyeceğimi düşünüyorum. Bunu da yapmaya gayret ediyorum. Ama uzaklardan okul zili duyduğumda o beni çok etkiliyor. Başka bir şey değil ama okul zili, artık okulların zilleri de arazide çalışırken, elma budarken kışın çok rahat duyuluyor çalıştığımız köylerin okullarının zilleri. Duygulanıyorum. Ben İmam Hatip mezunum olduğumu söylemiştim. Muhafazakar bir insanım. Bunu da her şeyle belli eden bir insanım. Çevremde bunu herkes görür. Ama bu süreçte bize en büyük tepkiyi gösterenler, hayatı bize zor eden insanlar, muhafazakar insanlar oldu. Hatta avukat tutarken bile muhafazakar insanlarla anlaşmamaya gayret gösterdik. Muhafazakar camia. İsmini ne kadar söylemek doğru olur bilmiyorum ama beni en çok izleyenler Diyanet personelleri oldu. Neden? Kur'an-ı Kerim'de suçluya nasıl davranılacağı belli. Oysa bir suç işlememiştik. Bu süreçte çevresindeki KHK'lıları en çok şikayet edenler muhafazakar camiadan çıkmıştı. Bu da bana bir şey öğretti. Belki işin iyi yönüne bakmak lazım. Ya insanlık sadece muhafazakarlıkla olmuyor. İnsanlık Filistinli'yi korurken İsrail tankı altında kalan gencecik, şu anda ismini hatırlamıyorum, Hristiyan bir kız tarafından da bütün dünyaya gösterilebiliyor. Artık ben insanlığın ya da doğruluğun sadece muhafazakarlıkla olmadığını öğrendim. Bu süreçte bana öğrettiği bir şey de şu: elimi her açtığımda masum ve mağdurlara dua ediyorum. Ancak aklıma dünyanın öbür ucunda dini ne olursa olsun masum ve mağdur insanlar geliyor. Onlar da masum. Onlar Müslüman değil, onu da iyi biliyorum. Onlara da dua ediyorum. Vefasızlık tabii ki gördük. Ancak insan bir Müslüman olarak yaptığınız bir vefasızlıkta bir iyilik yapıyorsunuz, bir dostluk yapıyorsunuz, karşılığında da bunu bekliyorsunuz. Ben sana şunları yapmıştım deyince ihlas kaçıyor diye de kolay kolay söyleyemiyoruz. Ama ben öğretmenken, öğretmen arkadaşlarım çocuğu sınava mı girecek bir gün öncesinden arıyordum. Çocuğu sınavdan mı çıktı? Nasıl geçmiş diye arıyordum. Açıklandı mı? Nasıl sonucu diye arıyordum. Tercih yaptıktan sonra nereyi kazandı diye arıyordum. Ve ben sadece öğretmen arkadaşlarımı değil, çevremdeki birçok kişiyle böyleydim. Ben ihraç oldum. Onlar beni çok iyi biliyorlardı. Ama bana geçmiş olsun dememişlerdi. Gücü elinde bulunduranlar bizimle her türlü irtibatta olan insanları atabileceğini göstermişlerdi. Ama gece yarısı gelebilirlerdi. Telefon etmeyip hocam çok üzüldüm diyebilirlerdi. Bunlara çok üzülüyorum. Sadece tabii ki öğretmen arkadaşlarımız, birinci derece akrabalarımız, yıllarca birinci derece akrabalarımı 2 haftada arayıp hal hatır soran ben ve bu süreç içerisinde 40 yaşındaydı. 2016'da 40 yaşındaydım. Benim kişiliğime, her şeyime kefil olan insanlar geçmiş olsun demediler. Bunlar dayılarım, amcalarım. Bu süreçte arkadaşlarımın ve akrabalarımın %80'ini kaybettim. Onlara da üzüldüğüm nokta şu. Ya biz döneceğiz. Adım Şükrü mü? Şükrü. O kadar net söylüyorum. Bu ülkeye adalet geldiğinde biz geri döneceğiz. Ama onların söyleyecek hiçbir şeyleri yok. Vefasızlık her şeyden. Devletimden bu vefasızlığı beklemezdim. Beni belki bu süreçte en çok üzen şey, ben tarih öğretmeniyim. Darbelere baktım. 80 darbesinde darbeler siyasetçilere karşı yapıldı. Hepsi görevden alındı. Ama bu darbecileri, üzerlerine darbe yaptıkları insanların hepsi daha sonra eski görevlerine geri döndüler. Ve bu ülkede başbakan, cumhurbaşkanı oldular. Bizim gibi suçsuz insanların çok uzun süre bu şekilde geri dönmeyeceğini beklemiyordum. Hatta öyle ki açığa alındım. Dediler ki maaşının 3'te 2'sini sende kalacak, 1/3'ünü getireceksin. Hemen idareciyim. Dehterdarlıktaki o gün vergi dairesine gittiğimde oradaki insanları da tanıyordum. Bu kadar uzun süreceğini beklemiyordum. Dedim oradaki bayana, şu paramı sakla, gelip alacağım bunu. Üzerinden 6 yıl geçti. Gidip hala o parayı alamadım. Herhalde vefasızlık deniliyorsa bu ülkenin adaleti yerine getirmesi gereken hakim ve savcılarından en büyük vefasızlığı gördük. Dayım aramamış, hiç umurumda değil. Evet, bütün bu hayatımızda yaşadıklarımıza rağmen umutlu muyuz? Çok umutluyum. Bu ülkeye adalet geldiği gün ben ve benim gibi bütün KHK'lılar görevine geri dönecek. Bugün muhalifler KHK'larla ilgili yanlışları kabul ediyorlar ve iktidara geldiklerinde bu konuda bir şeyler yapacaklarını da söylüyorlar. Onların yapıp yapmamaları değil. Ben kendimi biliyorum. Bütün KHK'lıları bilemem. Ama tanıdığım KHK'lıların hepsi vatanına, milletine bağlı insanlardı. Onların suçlarına şahit olmamıştım. Benim tanıdığım 100 tane, 150 tane KHK'lı böyleyse bu devletin attığı diğer KHK'lıların da böyle olduğuna inanıyorum. Ve umutluyum. KHK'lılar geri dönecek. Hatta şunu söyleyeyim. Adım Şükrü ise evet Şükrü, KHK'lılar da görevine geri dönecek. Ama ömrü olana. Ben ülkem konusunda hayalim, tarih öğretmeni olduğum için çok büyük işler başaracak diye düşünüyordum. Bu ülkeyle ilgili hayalim şu. Ülke 87 milyon. Bugün öyle söyleniyor. Bu ülkenin gelişebilmesi için 87 milyonun bu ülkeye katkı sağlaması lazım. 87 milyonun akıl olarak bu ülkeye destek olması lazım. Tabii bunun için de idarecilerin 87 milyonu ayırt etmemesi lazım. Öyle bir ülke hayal ediyorum ki inancı, milliyeti, cinsiyeti ne olursa olsun Bu ülke vatandaşlarının hepsinin eşit bir şekilde, özgür bir şekilde ve adil bir şekilde yaşayabileceği, ülkeden kaçmayı düşünmeyeceği bir ülke hayal ediyorum. Bunlar aklıma gelir miydi? Öleceğim aklıma geliyordu. Ama bu işlerin aklıma geleceği, başımıza geleceği aklıma gelmiyordu. Çünkü yıllarca idarecilik yaptık. Devlet memurluğunda bir suç işlemek için ya da bir ceza almak için bir suç işlemiş olmak gerekiyordu. Hiç suç işlenmeden, devletin suç saydığı şeyleri yapmadan devlet memurluğundan atılacağım hiç aklıma gelmiyordu. Ya terörle yargılanmak. Babam şu anda 72 yaşında. Bizim evimizde hiç silah olmadı. Hatta havalı tüfekle dahil. Öğretmen olarak askere gittim. 26 gün eğitim aldım. Silah eğitimi verdiler. Tam atacağım zaman dediler ki general geliyor, iptal. Askerde de silah atmadım. Hiç silahım olmadı. Elimi alıp da hiç kullanmadığım silahtan dolayı terör örgütüyle, silahlı terör örgütüyle yargılanmak herhalde bize nasip oluyor. Ya da benim gibi birçok insana nasip oluyor. Bu bambaşka şeyler, terör örgütüyle yargılanacağım hiç aklıma gelmezdi. Ya, bu süreçte ben çocuklarıma fazla yansıtmamaya çalıştım diye düşünüyorum ama muhakkak çocuklar etkileniyor. Daha yeni, 2022 yılı içerisinde bir olay, bu çocukların 6 yıl sonra bile nasıl etkilendiğini anlatınca örneği göreceksiniz. Kızım İmam Hatip Ortaokulu'na gidiyor burada merkezde. İmam Hatipliyiz. Bize en büyük sıkıntıları hala muhafazakar ve İmam Hatipler yapıyor. İmam Hatip'te bizim gibi KHK'lılara daha fazla tepki gösteriyorlar. Ama İmam Hatip'ten vazgeçemedim. 3 çocuğumun 3'ünü de İmam Hatip Ortaokulu'na gönderdim. Daha sonra başka okullara, Fen Lisesi'ne ve puanla yerleşilen okullara gitti. En küçük kızım da İmam Hatip'e gidiyor. Kızım geldi dedi ki baba öğretmen sürekli olarak terörist diyor sınıfta. Ya olabilir dedim yani bunlar geliyor böyle bahsederler. Bir ay sonra dedi ki baba öğretmen dedi herhalde bana söylüyor. Ne oldu kızım dedim terörist diyor. Çünkü dedi sınıfta tek KHK'lı çocuğu benim. Çok gücüme gitmişti. 2022 yıl olmuş. Beni o okulda tanıyorlar. Ben idareci olduğum için Isparta'da şube müdürlüğü de yaptım ilçede. Isparta'daki tüm idareciler beni tanır. Ne kadar devletin yanında olduğumu da tanır. Birçok insan tanımasına rağmen kızıma sınıfta terörist olduğunu, teröristin çocuğu olduğunu hissettirecek kadar. Suçlama bu. Ben kendimi terörist olarak görmüyorum da. Kızımı bu kadar 6 yıl sonra bile üzüyorlardı. Okul müdürüne gittim. Dedim çocuğumu okuldan almaya geldim dedim. Kendisi ilgileneceğini söyledi. Sağ olsun ilgilendi. O günden bu tarafa öğretmeni kızıma terörist çocuğu olduğunu ima ettirecek sözler söylemiyor. Çocuklarımız halen etkileniyorlar. Çocuklarımız Fen Lisesi'nde okuyor. Bu yıl mezun oldu. İyi bir puan bekliyor. Sınava girdi. Ancak Türkiye'den beklentisi yok. Çünkü KHK'lı çocukları Türkiye'de iş bulamıyor. Çocuklarımız etkileniyor. Bu hukuksuzluklar devam ettiği müddetçe de etkilenecekler. Bunlar sadece görünen yüzü. Psikolojik olarak etkilerinin şeyini ben ölçemem. Çünkü insanlar içinde bulunduğu sıkıntıları kendileri çok fazla hissedemiyor, fark edemiyorlar.